dostum hak. Yanıldım bir çırak aldım yanıma. Eve gitmez külhani, dükkanda yatır. Kovsan da yaraşmaz şanıma. Kibardır, çarşafsız yorganda yatır. Sevdi bir eşek aldı pazardan. Eşek göze geldi, çatladı nazardan. Bizim külhani onun aşkından orada burada dolanır. Evet, gelelim hikayemize. Bugün de size Kadrolu Mahmut'un kör talih hikayesini nakledeceğim inşallah. Moladan sonra otobüse bindik. Muavin tabi yolcular arasında eksiklik var mı yok mu diye kontrol etti. Baktı bizim köylüler ortalıkta yok. Şoföre söyledikten sonra git dedi inenme testinde anons ettirdi. Bizimkiler hala meydanda yok. Geldi baktı bağ sordu. Sende numaraları var mı? Bu sizin köylüler ortalıkta yok dedi. Ben de kayıtta değiller ama köyden birilerini arasam ulaşırım. Ama gerek yok. Sen arabayı çalıştır, onlar meydana çıkar dedi. Aynen de ben dediğim gibi oldu. Şoför arabayı çalıştırdı. Bizimkiler piyasaya çıktı. Birinin elinde cıvara, birinin elinde yarım ekmek, biri donunu çekiyi, biri ayağını giyi, geldiler otobüse. Muavin, yahu siz neredesiniz? Millet sizi bekliyor diyecek gibi oldu ki Tır Mahmut okkalı bir küfür savurup Çullu Yusuf'la muavinin üstüne yürüdü. Şoför baktı muavini iş edecekler. Udariye gireyim dedi. Çilli Hasan'la Cinali Don'un üstüne yürüdü. Ortalık karıştı. Allah'tan yolcular bizimkilerle bunları ayırdı da bir şey çıkmadı. Ortalık sakinledi. Bizimkiler de geçtiler yerlerine. Horul horul uyumaya başladılar. Herkes bu olayı hayretle izlerken, tabii benim yol arkadaşım da izledi. Bir süre gittikten sonra, yahu muhtarım şu seçimi kim kazandı dedi. Hangi seçimi dedim. Hangi seçim olacak, senin aday olduğun seçimi. Gene Ali Çavuş mu kazandı dedi. Orayı karıştırma, orası apayrı bir hikaye dedim. Anlatsana muhtarım, çok merak ettim dedi. Başladım anlatmaya. Ben cezaevini boylayınca 2 sene köyden haber haber alamadım tabii. Ali Çavuş devrilmiş, yerine Pala Hüseyin kazanmış seçimi. Pala seçimi kazanınca kim başbakan, köyde kutlamalar yapmış, köylüye yemek vermiş, davulla zurnayla muhtarlığın kapısına gelmiş. Muhtarlığın kapısını açmaya çalışmış, bir el atmış, bakmış kapı kilitli. Hemen Ali Çavuş'a adam yollamışlar. Ali Çavuş da ben anahtar manahtar görmedim, kapının üstündeydi demiş. E tabi Pala'ya zorluk çıkaracak. Pala da bir omuz atmış, kırmış kapıyı, girmiş içeri. Ne görsün? Ne görmüş? İçeride ne masa var, ne sandalye var. Tavandaki ampule varıncaya kadar söküp götürmüş Ali Çavuş. Muhtarlığın dört bir yanına da, affedersin gerçekten ayıptır söylemesi, büyük abdestini bozmuş. Yok, daha neler? Tabi Pala da inan olsun diye muhtarlığın kapısına bir minder atıp oturmuş. Çok ayıp etmiş Ali Çavuş. Daha bitmedi. Bizim köyde bir park var idi. Park dediysem de bu ilçedeki eski malzemeler. Ali Çavuş bunları hurdalıkta görünce belediyeden istemiş, getirtmiş köye. Ertesi sabah kalk bir uyanıyor ki parkın yerinde yerler eski. Ali Çavuş bunları ben yaptırdım diye yine geceleyin söküp götürmüş. Muhtarlığın istinat duvarını da ben yaptırdım diye onu da yıktırmış. Yol arkadaşım Ali Çavuş'un seçimi kaybedince yaptıklarına hasaca bir sinirlenmişti. İyi ki kaybetmiş seçimi dedi. Öyle ama halk Pala Hüseyin'i seçtiğine de bin pişman. Eski günleri arar olmuş dedim. O niye? Bu Pala ufak ufak kumar oynardı. Muhtar olduktan sonra iş iyiden iyi azıtmış. Beni görenler keşke seni seçseydik diyorlardı ama ben de içimden beter olun diyordum. Et diye süt diye karışmadan bir taraftan hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Bir taraftan mahkemenin verdiği borcu ödemeye çalışıyorum. Bir gün köylü kapıma dayandı. O niye? Bu Pala Yanıkyurt köyünde kumar oynarken cebinde ne var ne yok her şeyini kaybetmiş. En son muhtarlık mührünü masaya koymuş, onu da üttürmüş. Bana ne? Üttürürsün üttürsün dediysem de köylüler olur mu öyle şey? Mühür köyün namusu, önümüze düş, dişe diş, kana kan, mühürümüzü alıp gelelim dediler. Beni karıştırmayın dediysem de dinemediler. Yok efendim,
Ali Çavuş köylüye küsmüş. Pala Hüseyin utancından kapıya çıkarmıyormuş. Bu iş bana düşermiş. Köylü silahlanmış, benim emrimi bekliyormuş. Tabii o zamanlar toyuk. Geldik bir dolduruşa. Bir mobiletim var idi. Atladım üstüne ata biner gibi. Köylüye de düşün peşime diye gene hücum emrini verdim. Çıktık yola. Köylü traktörlerle, taksilerle arkamdan geliyordu. Burada Nasrettin Hoca'nın fil hikayesi gerçek oldu. Köye yaklaştıkça arkamda figalabalı azaldı. Köye girerken arkamda bir araba vardı. Meydana girince o da kayboldu. Ama hava arkada horullayan Cinali var ya, onun şahit mahit yazarlar, biz girmeyelim dediğini duydum. Neyse gelirler peşimden herhalde diye girdim kahvenin kapısını açtım daldım içeri. Verin lan mührü dedim. Verdiler mi? Verdiler, verdiler. Ben vurmayın dedikçe verdiler sopayı, verdiler sopayı. Ellerinden nasıl vurtuldum bilmiyorum. Yarı baygın mobiletimle köye gelirken bir de şarampole yuvarlandım. 2 gün sonra buldular beni. Elim, ayağım, kolum, bacağım sarılı 2 ay yattım. Sonra tabii kaymakam girdi devreye. Herkes birbirinden şikayetçi oldu. Bizim köylüler biz bir şey görmedik, biz bir şey duymadık dediler. Bu Cinali'ye yalvardım. Sen bari bana şahitlik yap diye. Beni karıştırma, ben o sırada köyde harman kaldırıyordum dedi. Pes doğrusu. Tabii. Neyse ondan sonra bizim köylüler bu Ali Çavuş, Pala Hüseyin'i devirdi. Ali Çavuş'u yeniden muhtarlığa seçti. Çıktık mahkemeye. Ben bu yanlışlıkların beni dövdüğünü ispat edemedim. Bizim köylü bir de ağız birliği etmiş, benim mobiletten düştüğümü söylediler. Kendimi muhtar olarak tanıttığımı, girip kahveye köylüye hakaret ettiğimi iddia edip benden şikayetçi oldular. Hem suçlular hem güçlüler desene. Asıl suçlu benim. Sana ne lan mühürden eşek kafam. Neyse. Çıktık mahkemeye. Hakim tabii benim eski dosyama da bakmış. Oğlum senin ruhsal sıkıntın mı var? Ne senin bu mühürle, muhtarlıkla derdin dedi. Ben ağzımı açtım. Dedim. Hakim, anlaşıldı anlaşıldı, yaz kızım dedi. Ne yazdı? Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitine falan filan. İnanmıyorum muhtarım ya. O sırada Çullu Yusuf'un sesi duyuldu. Lo, çayınız kahveniz yok mu? Bu nasıl otobüs? Muavin istemeye istemeye çay kahve servisi yapmaya başladı. O sırada yolcuların bizimkiler hakkında dedikleri de kulağımıza kadar geliyordu tabii. Yok, şunları da söyleyin ayaklarını giysinler. Şunlara söyleyin horlamasınlar. Arkadakileri uyarın sessiz olsunlar. Bunlar inmezse ben ineceğim otobüsten. Muavin tabii herkese tamam efendim söylerim efendim merak etmeyin efendim deyip geliyordu ama sonra bizim yanımızdan geçerken muavinin de şu yolculuk bir bitse de bir kurtulsam dediğini duydum. Neyse muavin bizimkilerin yanına 2 dolu tepsiyle servisini yaptı geldi. En son 3. de kekleri kutusuyla gönderdi. Herhalde illallah etti artık. Neyse ben de yol arkadaşımla sohbetime devam ettim. Hakim benim akli dengemin yerinde olmadığını düşündü. Kendimi muhtar olarak tanıttığımı düşünüp beni ahl hastanesine yatırttı. 6 ay hastanede yattım. 6 ay sonra akli dengesi yerindedir raporu verdiler de çıktım. Şükür kurtulmuşsun. Oradan kurtulduk çıktık mahkemeye. Hakim dedi, oğlum madem aklı dengen yerinde niye kendini muhtar olarak tanıtıyorsun? Ben ağzımı açtım, dedim. Hakim anlaşıldı anlaşıldı yaz kızım dedi. Ne yazdırdı? Sanığın kendini muhtar olarak tanıtmak suretiyle kamu görevini kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs ettiğinden 2 yıl hapsine cezasının bulunduğu sebebiyle de cezasının ertelenmeyip inanmıyorum muhtarım ya. Tabi anlayacağım biz yine hapsi boyladık. Neyse o sırada bir af çıktı da 3-5 ay yatıp kurtuldum. Bir daha aday olacak mısın? Ünüm her tarafa yayılmış. Beni tanımayan yok. Bizim civar ilçelerde bile yıllar geçti aradan bak sana diyeyim. Yıllar geçti. Civar ilçelerde hala muhtar dendi mi herkes kendi köyündeki, mahallesindeki muhtardan önce beni tanır, beni bilir. Ya bir daha aday olamam. Çünkü sabıkalıyım. Ama böyle
daha iyi. Ölene kadar muhterem, öldükten sonra da muhtar olarak anılacağım.